Merhabalar, Seda'nın Bıcır Taşları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Daha önceki videomu izlemeyen arkadaşlarımız olabilir. Onlar için söylemek istiyorum. Bu video bir tuvalin ikinci bölümü. İlk videomuzda ilk aşamaları göstermiştim. Bu videomda da diğer kalan detayları yaptım. İkisi birlikte çok uzun olacağı için iki bölüme ayırmıştım. Ama yine de ilk bölümde yaptıklarımdan az az sizlerle paylaşacağım. Yapmak istediğim resmi ilk önce cetvel yardımıyla eşit parçalara böldüm. Sonra tuval üzerine de o parçaları aynı şekilde yerleştirmeye başladım. Tabii bunun için ilk önce kurşun kalemle yerlerini belirledim. Evlerin yerlerini, gökyüzünü, ağaçların yerlerini tek tek hesaplayarak yerleştirdim ve çizimleri yaptım. İkinci etapta alt zeminini ayarlıyoruz ve en üst bölümden aşağıya doğru iniyoruz. Yani gökyüzünden ağaçlara, ağaçlardan evlere doğru yavaş yavaş kademe kademe iniyoruz. Tabii ilk önce alt zeminlerini boyuyorum. Daha sonra detaylarına gireceğim. İlk videomda bunları göstermiştim fakat kısa kısa size yine de hızlandırılmış şekilde bir fikir olsun diye tekrar gösteriyorum. Evet, artık detaylara girmeye başladık. Artık tek tek ince detayları sırayla yapmaya başlıyorum. Yapmış olduğum resim bir fotoğraftan bakarak yaptığım bir resim. O yüzden çok ayrıntılı olduğu için tabi biraz zorlandım. Sizler ilk yapacaksanız eğer normal bir resim tuvalden bakarak yaparsanız daha rahat yaparsınız. Çünkü gerçek fotoğraflar hem daha detaylı oluyor ve ilk yaptığınız için biraz acemilik çekebilirsiniz. O yüzden tavsiyem daha kolay bir şeyden başlayabilirsiniz. Mesela evli değil, daha manzara tarzı doğa resmi olarak başlayabilirsiniz.
Resimlerin daha gerçekçi olması için tabii ki yansımaların da önemi var. Ben burada boyayı sürdükten sonra temiz bir fırçayla, büyük bir fırçayla yana ve aşağı doğru çekişler yaptım. Bu şekilde daha doğal olduğunu düşünüyorum. Suda böyle yansıması tam net olmadığı için bu şekilde fırçayla aşağı doğru süpürür gibi yapabilirsiniz siz de. Başka teknikler var mı bilmiyorum. Fakat ben bu tekniği kullanıyorum. Evet, resimde hiçbir zaman emin olamıyorsunuz. Sürekli yeni şeyler katabiliyorsunuz. Mesela baktığınızda bir detay daha görüp üstte tekrar bir ekleme yapabiliyorsunuz. Ama boyalar üst üste boyanabilir, bir sorun olmaz. Yanlışınız olduğunda tekrar boyayabilirsiniz. Mesela ben mavi bir ev boyadım. Onu daha sonrasında farklı bir renge boyadım. Yani boyaların üzerine başka bir boya ile boyayabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi özgür şekilde rahat rahat yapın resminizi. Fark ettiyseniz evlerin uzaktaki evler özellikle daha flu şekilde yapmaya çalıştım. Ön taraftaki evleri daha belirgin yapmaya çalıştım. Gitgide de biraz daha küçüldü. Yani normalde gerçekte nasılsa aynı şekilde onlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ön taraftaki olan her şey her zaman daha büyük, arka taraftakiler daha küçük gözükür. Resminizin daha gerçekçi olmasını istiyorsanız en başta kara kalemle çizdiğim zaman da perspektif çizime çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani büyükten küçüğe doğru gittiğini düşünerek ölçüleri tam ayarlamamız önemli. Thank you.
Çok fazla ev detayı olduğu için önce en çok belirgin olan evleri belirledim. Daha sonra böyle aralardan gözüken evleri de aralara ekledim. O yüzden bazen farklı renklerde boyamalarım olmuş olabilir. Onları daha sonra düzelttim. Sizler de bu şekilde karmaşa olmaması için ilk önce büyük detayları, sonra ara detayları yapabilirsiniz. Evet, arka taraftaki evlerde dediğim gibi flu yapmaya çalışıyorum. Bunun için de beyazla boyadıktan sonra elimle veya fırçayla veya peçete, pamuk gibi bir şeyle böyle sildiğiniz zaman aynı şekilde flulaşıyor. Siz de bu tekniği uygulayabilirsiniz. Şimdi tuvalimi ters çevirdim çünkü alt tarafı çizmem biraz zor olacaktı. Şimdi demir detayını yapıyoruz. Parmaklıkları.
Aynı şekilde denize yansıma için bazı teknikler uyguluyorum. Bir fırçayla sürüp boyayı, diğer temiz fırçamla da sildirttiriyorum o boyadığım yerleri. Oradaki aydınlığı vermeye çalışıyorum. Evet, bu tuvalimi yaklaşık 5 günde bitirdim. Bunun için de tabii çekimlerden de anlayacağınız gibi gece çalışmalarım oldu. Buralarda biraz karanlık çıkmış. O yüzden. Evet arkadaşlar, son dokunuşları yapıyorum. Artık çiçek detaylarından sonra da tuvalimin bitmiş o halini göstereceğim sizlere. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz sorular olursa çekinmeden yorum kısmında sorabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım da aynı şekilde Seda'nın bıcır taşları şeklinde. Umarım bu videom size bir ilham kaynağı olmuştur, size faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.